Ağzı yumuk için malzeme listemiz gelsin. Ağzı yumuk için malzeme listemiz. Hamuru için 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, iç harcı için 250 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 50 gram ceviz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Ve şimdi Nuray anlatsın bakalım nasıl başlıyoruz, aşamaları ne? Önce hamurumuzu yoğuralım diyor. Hamurumuz tamam. Şöyle bir kendini özleştirsin. Hamurumuz içinde 1 su bardağı suyumuz var. Şöyle göz kararı koydum ben ama. Biraz tuzumuz var. Hı-hı. Ve unumuz var tabii ki. Ve tarifimize başlıyoruz. Nuraycığım ne yapıyoruz öncelikli olarak? Hamuru anlatalım. Hamuru için un, tuz ve sudan oluşan güzel bir orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlıyoruz. Bunu şimdi güzel yoğuracağız. Ondan sonra bu birazcık özleşirken biz içimizi hazırlayalım. Ah tamam hazırlayalım. Ocağın altını yakabilirsin hemen aslında. Hemen yakayım ben ne yapacağım bana da söyle. Evet ocağın altını yakabilirsin. Hı-hı. Şu hamur bir kenarda dursun. Vallahi ben konuklarımın yardımcısıyım. Ay, ben konuklarımın yardımcısıyım. Bana ne derlerse onu yaparım. Seve çok seve teşekkür yaparım. Ederim. Zevkle yaparım. Harika. Çok seviyorum yemek olayını. Yemek benim için bir sanat. Adeta bir sanat eseri. Çünkü gerçekten bir şaheser ortaya çıkarıyoruz programda. Çok teşekkürler. Değil mi? Gerçekten öyle. Gerçekten de hep öyle. Şimdi şöyle tereyağımızı hı-hı alalım. Benim çağım da şuradaydı. Evet. Kıymayı da. Ha, kıymamızı tamam. Koyalım mı? Tamam. Tabii koyalım. Ekleyelim mi? Ekleyelim soğanlarımızı. Ekleyelim. Altını açalım. Güzel böyle. Baharatları ekleyeyim mi? Hadi ekle. Şöyle geç. Tuz, evet, karabiber ve pul biber ilave. Ben senin gibi pıçık diye elimle cimcik cimcik atamıyorum. Hey yapayım şöyle. Çünkü fazla atmaktan da korkuyorum birazcık. Değil mi? Birazcık daha atabilirsin. Evet, tamam. Gibi. Tamam. Şöyle göz kararı. Zaten siz hanımlar biliyorsunuz aslında. Yani tamam. Herkes kendi zevkine karabiber göre. Karabiber yeterli. Karabiber yeterli. Neden? Çünkü çok da acı olmasın. Evet. Pul ama Nuray seviyor biliyorum. Ben karabiber çok severim. Biliyorum. Araştırma yaptım. Yani pul biberden çok karabiberin aha acısını daha çok severim ben. Tamam yeter o zaman bu. Yeter yeter. Tamam bence de. Cevizi şimdi koyalım mı? Şimdi koyalım. Ceviz kavrulmasın ama yanar. Aa, tamam. Hı hı. Hepsi koyayım mı? Hepsini koydum hiç. Oh süper tamam. Hiç korkma. Bol keseden anla. Aynen aynen. Yediği zaman hamur şunu ağzına böyle kıtır kıtır gelecek hı ki lezzetli. Ya ağız yumuk çok efsane bir tarif ya gerçekten. Hamurumu açayım ben. Evet lütfen. Müsaade edersen. Evet şöyle. Kim hamur toplamış mı kendini? Evet. Hı hı. Gayet güzel özleşmiş. Şimdi burada açalım. Sonra da bununla şunu keseceğim şununla. Hı hı. Şimdi hamurumuzu mayalamadık. Mayalamadığımız hamurumuzun malzemeleriyle zaten sizler evet izlediğiniz üzere muhteşem bir hamur elde ettik. Oh. Un, tuz ve su. Başka hiçbir şey yok içinde. Masraf da yok. Un, tuz, su. Şöyle attıra attıra gidelim mi? Ay vallahi şov yapıyor adeta. Şöyle açalım. Yani şey mantı hamurundan bir tık daha kalın olacak. Hı hı. Bugün ne kadar çok şey yaptık. Yoğurtlu kabak dolması,
Musul çorbası, çiçek çörek, ağzı yumuk ve bir tarifimiz daha var. Kaymaklı pancar salatası. Fırına bakabilir misin? Aha! Ya bak. Aha! Fırınıma bir bakarsan. Kalemde. Aa harika. Olmuş mu? Hı? Gerçekten mi? Bir bakar mısın? Aa olmuş. Bir iki dakika daha kalsın. Tamam bir dakika daha kalsın. Şu an çok iyi. Isısını falan düşünmüyorum. Yani yok, biraz... Hiç elleme. Tamam. Bir iki dakika sonra ben sana hatırlatacağım. Hı. Umarım unutmam. Hı hı. Şimdi bu tavamı da... Şöyle şu ocakta yapalım da orası çok tamam. Fazla yanıyor. Çok olmasın. Tamam. Bu unun da işi bitti. Şöyle bırakayım. Ayçiçek yağı koyuyorum. Zeytinyağı değil tabii. Hı hı. Çünkü kızartacağız. Çok hummalı bir çalışma var. Günün yemeğinde, günün yemeğinde mutfakta çok heyecanlı bir çalışma var. Çok heyecanlı bir çalışma var. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Aman Allah'ım. Çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Ay. Gel beni ye diyorum. Aa evet. Harika bakar mısınız? Harika bir çiçek oldu. Oldu değil mi? Evet kabardı. Harika oldu. Hem kokusu bir de o çikolata kokusu da geliyor. Şimdi ağzı yumuk için hamurlarımızı kestik. Evet. Bir aletleri olmasa da olur. Bardakla kesilirler. Hı-hı. Kaseye kesebilirler. Hı-hı. Hiç sorun değil. Hı-hı. Şimdi yağın altını açabilirsin. Ben sana yetiştireceğim şimdi. Tamam. Bak şöyle pile pile. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Sonra da ağzını yumuyoruz böyle. Evet. Ağzını büzüyoruz. Evet öyle pile pile. İşte yumuk şu. Evet harika oldu. Efendim şimdi çok güzel şekil verdik. Ağızlarını yumuk yumuk yaptık. Büzüştürdük, büzdük. Şimdi kızartıyoruz. Hadi kızartalım. Hadi bakalım. En önemli püf noktası ters koyacağız. Ters koyacağız. Hı-hı. Bu şekilde. Yoksa bu taraftan koyarsak ama buradan kabarır. Bu şekli alamayız. Tabağımız burada, tabağımız hazır. Tabağımız tamam. Hazır, her şeyimiz hazır. Tavayı böyle çok kıştırmayalım değil mi? Yok daha gerek çeker. Yok, yağ çeker. Harika kızardı. Evet, çok tatlışamadılar. Evet, harika oldu. Tersten koyduk efendim. Tersten çünkü koyduk. Bu şekli alsın bak, diye. Bak hemen bu tarafı da kızardı. Hı-hı. Evet anında çok hızlı kızardı gerçekten. Çok çok kızarıyor zaten. Şimdi hı-hı. Alalım. Alalım. Sen aldıkça ben de koyayım. Tamam. Elin yanmasın. Yok yalnız. Yok yanmaz. Alışığım. Böyle. Hoppa. Bunu ya domates doğrayacak. Ay evet salatalık. Evet. Ayran. Hı-hı. Var ya şahane oluyor. Efendim harika kokular var mutfağımızda. Ben yemek için sabırsızlanıyorum her zaman olduğu gibi. Ama bunları tabii tadacağız, sunacağız. Sun ve tadım aşamasında sizlerle bu muhteşem lezzetleri paylaşıyor olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Efendim ağzı yumuk yemeğimizi de ağzı yumuk tarifimizi de gerçekleştirdik. Şimdi sırada kaymaklı pancar salatası var. Kaymaklı pancar salatası için malzeme listesi gelsin.